Sesli köşelerde Nedim Hazar'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Toprağın Dili başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Koca Mevlana Mesnevisinde evi yıkılan bir adamdan bahseder. Adam, güçlü bir fırtına karşısında çöken evinin karşısına geçmiş, ağıt yakmakta, bir yandan da evin şahsı manevisini, kendisini aç ve açıkta bıraktığı için bela okumaktadır. Mevlana Hazretleri evi dile getirir ve konuşturur. Ev der ki, "Duvarlarım çatladı, yıkılıyorum diye ağzımı açtım, sen balçıkla tıkadın ve beni susturdun. Çatımdan kiremitler uçtu, dişlerim dökülüyordu, sen yama yaptın, susturdun. Şimdi konuşma, sen de sus." Evet, dili vardır her şeyin. Elbette dinleyebilmek esas marifet. Yoksa tüm kainat konuşuyor. Bediüzzaman'ın Meyve Risalesi'nde buyurduğu gibi, muallimleri değil sadece, onları dinlemek bile hakikati öğrenebilmek adına yeterli. Koskoca Risale-i Nur külliyatı bunun binlerce örneğiyle dolu. Zafer dergisi vardı. Hala yayınlanıyor mu emin değilim. O muhteremler pek severlerdi. Petekte Allah lafzı, kurbanlık koyunun üzerinde kelime-i şehadet, kesilen kabağın içinden çıkan ismi azam vesaire. Vaktiyle yazmıştım sanırım. Görebilen için zaten yaratılmış olan her şeyin üzerinde Allah lafzı celili bir şekilde yer alıyor. Ayrıca kolaylaştırıp bayağılaştırmanın ne anlamı olabilir ki? Baldaki mucizeyi göremiyorsanız üzerinde lafzı celil olunca mı göreceksiniz? Sanmam. Yine risalelerden örnek verecek olursak Hz. Bediüzzaman sıklıkla "Dinle bak, kainat kitabı ne anlatıyor?" der çok yerde. Mübarek Kur'an'da da işin kaynağını görürüz. Yüzlerce ayet neden sorusuyla biter. Düşünmüyorsunuz, görmüyorsunuz, işitmiyorsunuz. Depremlerin de bir konuşma şekli olduğuna hep inandım. Bir kere insanoğluna bin yıllardan beri anlatmak istediğini anlatamamış, insanlık tarafından neredeyse hiç anlaşılmamış bir dil. En kadim ve pinhan bir dil. En önemlisi gelmiş geçmiş en sahici, gerçek bir dil. Peki bu dil neler anlattı bu zamana kadar? Ne söyledi depremler? Salt bir afet olarak algılanıp toplum üzerinde oluşturduğu etkilerin zaman içinde silikleşmesiyle hatırlanmak istemeyen büyük bir felaket midir depremler? Evleri yıkılan, şehirleri alt üst eden, denizlerde devasa dalgalandırmalara sebep olan, ardında kimi zaman yüz binlerce acı dolu ölümcül hatıralar bırakan bir olgu mu? Birkaç hırsız müteahhit, birkaç sorumsuz belediye, çokça vurdum duymaz halk ve bir miktarda zamanlama tartışmasıyla tarihin tozlu sayfalarına kaldırılacak bir şey midir depremler? Oysa bunların çoğu sebep değil, sonuçla ilgili şeylerdi. Depremin zamanlaması, şiddeti, etkisi ve neticeleri hep bu dilin bilinmesi ve künhüne varılmasıyla ilgiliydi bence. Araf 99 ne çarpıcıdır oysa. Onlar Allah'ın tuzağından emin miydiler? Allah'ın tuzağından hüsrana uğrayan topluluktan başkası emin olmaz. Dünyanın neresinde bir deprem yaşansa, anında ekrana çıkarılan uzmanlara hep aynı soru sorulur. Bu depremler bizim beklenen depremi tetikler mi? Ya da beklenen büyük deprem ne zaman olacak? Sanki bu sorunun cevabı bilinse bir şey değişecekmiş gibi. Hazreti Nuh söyledi de ne oldu ki? Ne yaptı kavmi? Nahl 45 ne diyor bakın. Artık kötülüğü örgütleyip düzenleyenler, Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya şuuruna varamayacakları yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler? Öyle ayetler var ki, hatırlatınca en takva olanımız bile kaldıramayabiliyor ne yazık ki. Buyurun Ankebut 40. İşte biz onların her birini kendi günahıyla yakalayıverdik. Böylece onlardan kiminin üstüne taş fırtınası gönderdik, kimini şiddetli bir çığlık sarıverdi. Kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmedici değildi. Ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Ya da Araf 78. Derken
Onları o kuvvetli sarsıntı yakaladı ve yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar. Meseleye devam edeceğiz. Bakınız, dünkü sıradan bir haberi okuyarak bitirelim yazıyı. Hizmet hareketine yakın olduğu gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan M.A. bayram ziyareti için gittiği memleketi Kahramanmaraş'ta akrabalarının ihbarı üzerine gözaltına alındı. M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunca haksızlığın, hırsızlığın, ahlaksızlığın, arsızlığın, yolsuzluğun, zulmün, vicdansızlığın vuku bulduğu bir memlekette masum insanlara yapılanlar gayretine dokunmaz mı merhameti yüce olanın? Öyle sanıyorsanız, sanıyorsak, yanılıyorsunuz, yanılıyoruz. Ve maalesef bunu kendi diliyle bize yine anlatacaktır toprak, diyor Nedim Hazar, TR724'teki köşesinde.